Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Öncelikle Arjantin, Brezilya, İtalya, İngiltere var. Fakat şunu belirteyim ben sizlere. Yorumlara İtalya, İngiltere maçının skorunu doğru tahmin eden bir kişiye para ödülü yarışması verelim. Birçok kişi tahmin edecektir fakat tahmin edenlerin arasında bir çekiliş yapalım. Ve bir kişiye para ödülü verelim diye düşünüyorum. Yapmanız gereken sadece video like atıp kanala abone değilseniz de abone olup ve İtalya İngiltere maç skoru tahmininizi yorumlara yazmanın detaylı olacaktır. İlk önce direkt kuponumla başlıyorum. Bir tane kuponumla ondan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar ilk kuponum MMA'den Dustin Poirier ile Conor McGregor mücadelesi. Normalde ben bu mücadeleyi tek başına alırdım. Fakat MBS 3 kuralı olduğu için o yüzden sizlere yanlar şöyle düşük oranlardan gelebilecek yani gelebilmesi güçlü ihtimali olan iki tane daha maç ekledim. Hemen onlardan bahsedelim. Öncelikle Hamar abinin buradan ben sadece bir gol atmasını bekliyorum ki atacaktır diye düşünüyorum. Oran yükselsin diye verdim. İtalyan'ın da burada İngiltere'ye karşı iki tane fark yani en az iki fark atabileceğini de düşünmüyorum. O yüzden böyle yanlarına tamamlayıcı iki tane maç koydum arkadaşlar. Gelelim mücadeleye. Conor McGregor arkadaşlar bu maça gerçekten çok fazla hazırlandı. İki ekip iki e, MMA'ci iki kez karşı karşıya geldi. İlk maçında McGregor kazandı fakat ikinci maçta sanırım 20. saniyede falan lockout oldu. O yüzden arkadaşlar McGregor burada intikam için çıkacaktır. Hatta maçın favorisi Dustin. O yüzden McGregor'ın burada oranı Avrupa'da oynayanlar için yaklaşık oranı 2 falandır. Avrupa'da oynayanlar varsa tek maç olarak maç sonu 2'yi McGregor'ın galibiyetini değerlendirsin. Her ikili maç önünde de karşı karşıya geldiğinde McGregor'ın nasıl bir agresif bir tavır sergilediğini de izledim. Bu maçta ne kadar istekli olduğunu gösterecektir. Fakat bu yumruklar konuşacak burada, şov değil. O yüzden ben Conor'un bu mücadelede kazanmasını bekliyorum. Ee, üçüncü maçı, ikinci maçında dediğim gibi 20 saniyeden nakavt oldu. 20 saniyede de bitebilir. Ee, roundlar devam da edebilir. O yüzden biz burada direkt galibiyet olarak da McGregor tarafına gidersek Nesine'de de var. Hatta Nesine'de nereden oynayacağınızı da göstereceğim ben sizlere. Hemen hatta onu göstereyim isterseniz sizlere. Şuradan nesine girdiğimiz takdirde burada futbol, basketbol, hemen şuradan göstereyim futbol, tenis, MMA gibi şeyler var. MMA'yı tıkladığınız zaman en altta mücadele zaten en altta yarın yani sabah 6.20'de oynanacak. Maç sonu 2'nin 1.84 oranı var. Dediğim gibi değerlendirmek isteyenlere şöyle bir MMA kuponu vereyim. Direkt McGregor'ın galibiyetini alaraktan da Avrupa'da olanlar da tek maç olarak da değerlendirebilirler. Öncelikle MMA'den tahminim budur. Bu da önemli bir maç olduğu için videoma eklemek istedim. Geçelim maçlara. İki tane Kupa Amerika final var. Mücadelesi var. Gece saat 3'te ve Avrupa Şampiyonası final mücadelesi var. O da gün, gün akşamın, günün akşamında saat 10'da oynanacak bir mücadele. Şimdi Arjantin ile başlıyoruz. Öncelikle tekrar hatırlatayım. İtalya İngiltere maçının skorunu yorumlara yazarsanız para ödülü kazanma şansını da yakalamış olursunuz. İlk maçımız Arjantin Brezilya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maçlara birden fazla tahmin yapacağım. Fakat ayrı tahminler bazıları oranları ideal bazıları da yüksek. İki oranlı tahmin de var 1.45 oran tahmin de. Şimdi ideal olarak ne oynarız bir bu maça? Benim gönlüm arkadaşlar Brezilya'dan yana. Ya yani ben zaten sizlere bir bir iki hafta önceki videomla söylemiştim. Ya yani yatırım tavsiyesi değildir fakat Kupa Amerika'da Brezilya şampiyonluğu oynanabilir. 1.49'lukta bir, bir oranı vardı. Nesine de böyle bir oranı vardı. Arjantin'de bu arada hemen şundan bahsedeyim. Arjantin'de Messi'nin bir doğum günü vardı. Messi'nin doğum gününden sonra takımı iyice bir kenetlendi. Zaten Messi'nin nasıl bir futbol oynadığını Arjantin'in şu son maç özetlerine baktığımız zaman da hatta Arjantin son maçında e, Kolombiya'yı penaltılarda eledi. Kaleci tam 3 tane penaltı çıkardı bakın. Dışarı atma değil 3 tane penaltı çıkardı. 3'ünü de aynı köşeden çıkardı. Maçı takip etmişseniz veya izlemişsenizdir görmüşsünüzdür mutlaka. Arjantin'de Messi tam takımın attığı son 11 golünün Dokuz tanesinde doğrudan etkisi var. 5 gol dört asist öyle bir durumu var. Arjantin burada çok fazla istekli elinden geleni yapacaktır. 1993 yılından beri daha Arjantin bu kupayı almadı. Messi milli takımıyla birlikte hiçbir kupaya daha imza atamadı. Öncelikle yüksek orandan vereyim veya Yüksek orandan vereyim öncelikle sizlere arkadaşlar. Ya ben kupayı alacak her ne kadar Messi'nin ne kadar istekli olsa da Takım halinde biraz bu takımda Arjantin'de biraz eşeklik var yani. Tam güven vermiyor. O yüzden ben Brezilya'nın Neymar'ın da ne kadar istekli olduğunu bilerekten de ben kupayı alacak takımın Brezilya olduğunu düşünüyorum. Direkt kupayı kaldırır kaldırır oranı 1.45 oranı var. Brezilya kupayı kaldırır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Zaten birazdan kupon halinde de göstereceğim. Onun dışında ben bu maça yüksek oranla şu tahmini yapacağım. Messi'nin bu maçta bir etken yaratmasını bekliyorum. Ve Arjantin milli takımı gerçekten güzel futbol sergiliyor. Yani iki takımda final maçı olduğu için kontrolü biraz başlayabilir. Fakat burada Brezilya milli takımı veya Arjantin milli takımı erkenden bir gol bulursa, erken dakikalarda bir gol gelirse bu maç karşılıklı gol vara gele gidebilir. Yani onun oranı 2-10 gibi oranı vardı. Hatta oranı 2 idi. Oran 2-10'a kadar yükseldi. Yüksek oranında değerlendirmek isteyenler 2-10 gibi orandan buradan Arjantin maçına KG varını alabilirler. Bu arada hemen Telegram grubumdan bahsedeyim. Katıl Telegram grubumdan. Arkadaşlar Katıl Telegram grubumda mesela günün kombinleri buydu. Ekstra olarak kombinem buydu. Norveç'i zaten yaptık fakat hazırlık maçları vardı. Ajax maçı vardı. Mesela Ajax maçı 2.5 istedik. Zaten dakika 70'te 3-1 Ajax öndeydi. O geldi mesela. Aynı şekilde tenis maçı vardı. Tenis maçı da birinci ses sonucu 1 verdim. Aynı şekilde geldi. İkinci maçta henüz başlamadı. Böyle günlük olaraktan da diğer editör arkadaşlarımızla katkılarıyla NBA, tenis, hazırlık maçları olsun burada sürekli olarak sizler için kazandırmak için çalışma veriyoruz. O yüzden sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız katıl telegram grubumuza YouTube'da abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladığınız zaman da burada telegram grubu paketimiz var veya telegram yüksek oran her şey dahil iletişim şekilde yeni paketler yaptık. Paketlerin detaylarını ilerleyen günlerde anlatacağım. Fakat ana olarak da direkt Telegram grubuna gelmek istiyorsanız katıldan Telegram grubu paketini alıp sizler de topluluk kısmındaki Telegram linkine tıklayarak da Telegram grubumuza gelip ekstra tahminlerden faydalanabilirsiniz. Hemen tahminleri göstereyim hemen şöyle. Arkadaşlar bu Kupa Amerika şampiyonu kim olur? Brezilya şeklinde 1.45 gibi olanları zaten sizlere sunuyorum. Bu benim ideal tercihimdir. Kupayı kazananın ben Brezilya olacağını düşünüyorum. Yüksek oranlarla ne sundum sizlere? Hemen göstereyim. Arjantin Brezilya maçına da KG var olaraktan da yüksek oranlarla bir seçim yaptım sizlere. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bu benim kupa Amerika tahminim tahminlerimdir diyeyim ben sizlere. Geçelim İtalya İngiltere maçına. Arkadaşlar İtalya İngiltere, İngiltere'nin bu maçtan neden favori olduğunu ben bahsedeyim. Maç İngiltere'de oynanacak Wembley Stadyumu'nda. Son maçında zaten penaltıyı gördünüz İngiltere'ye. Yani bakın ben demiyorum. Ben zaten penaltı olmadığını düşünüyorum. Fakat beni geçelim. Alex Ferguson bile yani bu diyor ki ya VAR sistemi niye var diyor. Yani o nasıl penaltı diyor. İngiltere Sterling giriyor. Ya yani bence penaltı değildi açıkçası İngiltere'ye verilen. Yani normalde Süper Lig'de verilir o penaltı. Fakat yani Yarı finalde de o penaltıyı çalmazsın. Yani basit bir penaltı oldu. Maç İngiltere'de dış etkenler var. Nasıl dış etkenler var? E, Prens ne bileyim İngiltere prensi mi var statta? Var bir şeyler var. Oğlu var yani. Normalde benim tercihim burada İtalya kupayı alır yani. Benim tercihim oyunuyla güzel futbol sergilerse İtalya bu kupayı kazanır. Fakat ona hiç gitmedim. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Her iki ekip de mutlaka temkinli futbol sergileyecektir. İngiltere'nin maçlarda özellikle İngiltere burada topa daha çok hakim olacaktır. Daha çok topa hakim olduğu için çok fazla ileri gitmeyecektir. Genellikle İngiltere'yi biliyorsunuzdur. Orta sahada top çeviriyor veya kanat oyununu çok fazla oynamıyor. Direkt dikine girerekten de bireysel olarak da çalımlar yaparaktan da direkt adamın kafasına sıkmaya çalışıyor. Yani kanatlardan indireyim, bindireyim, kaldırayım yok. O yüzden ben bu maçta şöyle bir tahmin yapacağım. Bu arkadaşlar bu maçta çok fazla korner çıkabileceğini düşünmüyorum. 9.5 korner altın 1.45 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler 9.5 korner altı değerlendirebilirler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Eee. İngiltere'nin oyununu ben biliyorum yani. İngiltere çok fazla basmayacaktır. İtalya'nın son İspanya maçında da topla oynama %70'lerde İspanya'daydı. Aynı şekilde %60'larda toplu oynama İngiltere olacaktır. İngiltere'de top ayağında olduğu zaman da dediğim gibi çok kanatları kullanmıyor. Genellikle dikine direkt bir çalınmayarak da kafasına sıkmaya çalışıyor oynadığı takımların. 9.5 konuları altını yani bu maçta 10 tane konular çıkmaz diye düşünüyorum. Bir idealim budur. Diğer bir idealime geçtiğimiz zaman da hemen göstereyim. 2,5 iki gol altını da e, düşünüyorum. Hatta skor tahminim de arkadaşlar 1-1'lik bir, bir skor tahminim var. Yani bu maçta tam 2 gol olur. Daha da fazla çıkmaz. Ben yine de ya 0-0'a da bağlanabilir bağlanabilir. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum çünkü her iki er, er, de temkin olduğundan dolayı bu maçta 2,5 korner altını, buçuk gol altının 1,40 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilirler. Yüksek orandan ne gidebiliriz? Bu mücadeleye hemen ondan bahsedeyim. Yüksek oran gitmek isteyenler varsa, tek maç olarak değerlendirmek isteyenler varsa, ben de şöyle bir şey söyleyeyim. En çok gol de ikinci yarıda olur diye düşünüyorum. 2-0 üçlükte bir oranı var. En çok golün ben ilk yarının da 0, ikinci yarıda 1-1'lik bir skor bekliyorum. En çok gol ikinci yarıyı da değerlendirebilirsiniz. Skor beklentim de az önce söylediğim gibi 1-1'lik bir skor beklentim var. İsteyen istediği şekilde değerlendirebilirler. Hemen kuponları göstereyim İngiltere ile ilgili. Bu arkadaşlar toplam gol 2.5 gol altı. Dediğim gibi 1-1 skor bekliyorum. 3 gol çıkabileceğini düşünmüyorum bu mücadelede. 2.5 gol altını değerlendirdim. Ve bir diğer idealim de İngiltere-İtalya maçına 10 tane kornerin çıkabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bakın bu bahse 2.5 altından daha çok güveniyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer bahsim ise yüksek oran tek maç olarak İtalya-İngiltere maçına en çok golün de ikinci yarı çıkabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim başka neyimiz var. Hemen 12 Temmuz'a geçelim. Hatta şöyle yapayım. 11 Temmuz'un kuponlarını tekrar göstereyim ben sizlere. Bu arkadaşlar McGregor'ın e, maçı kazanması yönünde bir kombinim. Yanına da iki tane düşük oranlı kombin ekledim. Zaten isteyenler değerlendirebilirler şeklinde. Tamamen size kalmış. Fakat McGregor'ın ben maçı kazanmasını bekliyorum. Bu benim Kupa Amerika'da ideal tercihim. Kupa Amerika şampiyonu Brezilya olur diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bir de aynı şekilde Kupa Amerika'ya yüksek oranlı da KG var öneriyorum. Hatta golü atan futbolcu Messi bile şeklinde değerlendirebilirsiniz. Onun da oranı 2.45 şeklinde bir oranı vardı. Bu da Kupa Amerika'nın yüksek oranlı tercihim. İtalya İngiltere iki tane ideal tercih yaptım. 2.5 gol altında bekliyorum ve 9.5 korner altını bekliyorum. Çok fazla korner çıkabileceğini düşünmüyorum. Korner işi tamamen şans işidir biraz da. Bu da İtalya-İngiltere maçına yüksek oranlı tahminim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Lütfen kendi kasanıza göre temkinli ve dikkatli olun. Geçiyorum. 11 Temmuz bitti. 12 Temmuz'a. Hazırlık maçı aldım 3 tane. Oranlar açılmamış. Gün içinde açılacaktır. Hamburg'la Silkeborg mücadelesi. Şöyle şöyle nasıl bahsedeyim? Şuradan bahsedeyim ben size ekrandan. Hamburg'dan ziyade burada. Hamburg zaten golli maçlara Bundesliga 2'de imza atıyordu. Şimdi bakalım burada hazırlık maçında nasıl yapacaklar? Hamburg'da takıma yeni transferler yapıyor. Arkadaşlar Hamburg'dan ziyade burada Silkeborg maçı üstte taşıyabilir. Benim tercihim fazla lafı süze gerek yok. 12 Temmuz'da hazırlık maçı için, hazırlık maçı olduğu için ben bu mücadele sizlere 2.5 üst tercihini öneriyorum. Golle bir hazırlık maçı olabilir. Çok fazla değişiklik yapıyorlar. Mesela geçen gün, dün hatta kulüp vurur maçını tercih ettim. İkinci yarıda tam 10 tane te değişiklik yapmış takım. Bu maçta yine değişiklikler olur. Goller de gelir. 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Bir diğer hazırlık maçım. Sparta Prag'la Moskova. Sparta Prag'ın son hazırlık maçını takip ettim. Ben şöyle form durumunda göstereyim. ile oynadı. 3 tane gol yedi. Yenildi. Maçın favorisi Sparta Prag'dı. Moskova'da arkadaşlar Laska yenildi. Yine gollü bir maç imza gollü bir maça imza atabilecekler diye düşünüyorum ben bu mücadelede. Fakat 2.5 üstten ziyade ben burada yine kendi araları, araların, aralarındaki maçlar var. Bakın eski maçlar. 2019 yılında falan oynanmış maçlar. Yine aynı şekilde bir birlik bir skor çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede direkt sizlere KG var tercihini sunuyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Alanya Spor Zorya mücadelesi yine aynı şekilde bir hazırlık mücadelesi 12 Temmuz için. Ben bu mücadelede aynı şekilde karşıt gol var bekliyorum. Zorya zaten iyi bir takım. Zorya'yı nereden hatırlıyoruz? Ya Fenerbahçe oynamıştık. Fenerbahçe'nin takımıydı galiba. En son Zorya'yı zaten orada izledim. Alanya Spor'da yeni transferler yaptı. Stoper aldı. Daha dün Solbeck'e bir tane yeni transfer yaptı. Mubanje'ye ya benzeyen bir tip olarak Mubanje'ye benziyor. İsmini unuttum. Bağışlayın. Yine Alanya Spor'da başarılı bir kamp geçiyor. Babakar'da bir kalp spazmı geçirmiş. Dün hastanedeydi. Hatta hastanede Merih Demiral'de Alanya'da tatilde. E, Melih de zaten eski takım arkadaşı. Alanya Spor'da oynuyordu. Her neyse detaylara inmeyelim. Burada da karşıtı gol var bahsini değerlendirebilirsiniz orayla birlikte. İki tane İsveç'te maç var. Onlara şöyle bir değinelim hemen. Hamstad'la Jurgarden oynayacak arkadaşlar. Ben bu mücadele şöyle sizlere bir tercih yapayım. Bu mücadelede arkadaşlar Deplasman'a güveniyorum. Hamstad son zamanlarda iyi gidiyor. E, deplasman takımı özellikle bir gol atarsa vay haline hamş aldın. Neden öyle söyledim? Çok fazla defans yapıyor. Hatta şöyle baktığımız zaman da yenilen gollere baktığımız zaman da lider olarak yer alıyor. Ve en az gol yiyen takım Jurgarden arkadaşlar. O yüzden burada bir galibiyet alabilir fakat maçın alta gidebileceğini düşünüyorum ben. Bu mücadelede 2.5 alt tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Deplasman kazanabilir fakat 2.5 alt tercihi de benim için önemli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani deplasmanda olmasından dolayı Jungarden'ın ben çok fazla daha defans yapabileceğini, maçta 3 golün çıkabileceğini düşünmüyorum. 2.5 alt tercihini sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer maçımız Kalmar-Hackham mücadelesi. Yine aynı şekilde çok fazla gol beklemediğim bir mücadele. Zaten kendi aralarında özellikle Kalma'nın kendi evinde çok fazla cuma başvurmadığını biliyorum. Aynı şekilde bu mücadeleyi de 3 golün çıkabileceğini düşünmüyorum. 2.5 alt tercihini yaparaktan da günü tamamlayalım diyorum. Kalmar maçına da 2.5 alt tercihini yaptım. Hemen sizlere 12 Temmuz'u özetlemek gerekirse Hamburg maçına 2.5 üst dedim. Sparta-Burak maçına KG var dedim. Jurgardın maçına 2.5 alt. Kalmar maçına 2.5 alt. Alanya Spor maçına da TK var şeklinde de 12 Temmuz'da da 5 tane iddia tahmini yaptım sizlere. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.